Sevgili dostlarımız, çok sevgili çocuklarım, her biriniz ayrı ayrı benim için çok önemlisiniz gerçekten. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin 15. yılına çok şükür başarıyla ulaşmış bulunmaktayız. Harikulade günler geçireceksiniz, geçireceğiz hep birlikte. Bir festivalde şehri olan Mersin'de bu festivallerin en renklisi olan, en güzellerinden biri olan, en devamlısı olan müzik festivali içinde olmaktan son derece mutluyuz. Bu yıl 15.si düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde inşallah daha nice 15 yıllara burada birlikte girmeyi ümit ediyorum. Başlarken bu festival yanındaydım. Bilhare festivalin içinde yer aldım. 15. yılına varmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu huzurunuzda belirtmek istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir festival kurgusu yok. Türkiye'de bizim Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin aynı ölçekte olduğu 5 festival var. Ankara, İstanbul, İzmir festivalleri, Bursa, bir de Dimarim var. Bu sene festivalimizi 2 Mayıs'ta yine her sene olduğu gibi beste yarışmasıyla başlıyoruz. Bundan hemen sonra geçen sene içine aldığımız Polifonik Korolar Şenliği var arkadaşlar. Kapalı alanlardaki açılış konserini bu sene bir Beethoven'ın 9. senfonide bir baş yapıtta yapıyoruz. 13 Mayıs'ta Karen Ellison'ı, bir dünya devini ağırlayacak Mersin. Boğaziçi Caz Korosu var. Bizim Mersin'imizin çok önemli bir antik yeri olan Pompei Polis'te bu konser gerçekleştirilecek. 15 Mayıs'ta Haydn Kuartet var. Bunu da Avusturya Konsolosluğu'yla birlikte gerçekleştiriyoruz. 18 Mayıs'taki etkinliğimiz, Katolik Kilisesi'ndeki etkinliğimizin bir özelliği var. Demin Selma ablanın bahsettiğim mezarlığımızda her dinden insanlar yatıyor. Burada da her dinden dini temalı bir konser olacak. 22 Mayıs'ta Türkiye Bali Yıldızları var. Geçen sene Dünya Bali Yıldızları'nı ağırlamıştık. Bu sene Türkiye'deki Bali Yıldızları'nı ağırlıyoruz. Bu sene Yunanistan'dan bir konuğumuz var, İmam Bayıldı diye bir ekip var, bir pop müzik grubu bu, İmam Bayıldı. Son yıllarda dünyanın gündemine girdi, gençlerin çok beğendiği bir ekip. Bu senenin kapalı alandaki son etkinliği Turkuaz Beşlisi. Turkuaz Beşlisi, Turgay Erdener'in bizim türkülerimizi ve sanat müziğimizi kendi besteleriyle yeniden yorumladığı bir grup. Son etkinliğimiz Toroslar'da Ekrem Düzgünoğlu diye bir çok güzel ve altyapısını çok sesli müzikle harmanlayan türkücümüz var. Onunla kapatacağız. İnşallah sizlerin de katkılarıyla öyle bir sene gelecek ki tüm dünya yıldızlarını ve ülkemizin yıldızlarını burada ağırlamak şansını bulacağız. Bize bu sene destek olan, tabii başta Kültür Bakanlığımız, Sayın Valimiz ve bize yine destek olan belediye başkanlarımıza, bir iki de arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. İnanın, onlar olmasa yapamayız. Çok teşekkürler.